Bu dersimizde dik üçgen konusunu öncelikle özetlemeye çalışıp 10 tane çok güzel soruyu size çözmeye çalışacağım. Ve eminim ki bu sorular ufkunuzu bayağı bir genişletecek. Şimdi öncelikle bir konuyu özetlemekte fayda var. Şöyle diyorduk. Öncelikle meşhur Pisagor teoremi. Olmazsa olmazımız. Pisagor teoremi. Ne demiştik Pisagor teoreminde? Bir dik üçgenimiz varsa eğer ve dik üçgenimizin kenarları işte A'ya B, dik kenarları A'ya B ise ve hipotenüs C ise ne demiştik? C'nin karesi A kare artı B kareye eşitti. Şimdi buradan hareketle hemen şunları vurgulamakta fayda görüyorum. Özel kenarlı bazı dik üçgenlerimiz var. Mesela 3n, 4n, 5n üçgeni. Mesela işte 5n, 12n, 13n üçgeni. 8n, 15n, 17n üçgeni. 7n, 24n, 25n üçgeni. Ya yani şöyle diyeceğiz aslında. Eğer dik üçgenimizin kenarları 3'ün ve 4'ün katıysa dik kenarları hipotenüs daima 5'in katıdır. Burada çokça kullanacağımız dik üçgenlerimiz mesela n'e 1 değerini versek 3, 4, 5 üçgenidir. 2 versek 6, 8, 10 üçgeni. 3 için 9, 12, 15 üçgeni. 4 için 12, 16, 20. Özellikle 3, 4, 5 üçgen üzerine biraz durmak istiyorum. Ayrıntılı şekilde yazmak istiyorum. En çok karşımıza çıkan dik üçgen çeşittir. 5 yazsak 15, 20, 25 üçgeni. Ve son olarak yazalım. 6 için 18, 24, 30 üçgen. Bunları daha fazla arttırabiliriz tabii. Buna gerek yok. Şimdi 5n, 12n, 13n üçgeni. Eğer dik üçgenimiz dik kenarları 5'in ve 12'nin katıysa hipotenüs daima 13'ün katıdır. Burada da iki tanesini bilseniz kafi. 5, 12, 13 üçgeni. Bir de 1, 2 yazarsak 10, 24, 26 üçgeni. Yine aynı şekilde dik kenarlar 8'in ve 15'in katıysa 8'in ve 15'in katıysa hipotenüs daima 17'nin katı oluyor. Yani burada yine n'e 1 versem 8, 15, 17 üçgeni. 2 için 16, 30, 34 üçgeni. Bunları arttırabiliriz dediğim gibi. Burada önemli olan temel mantığı yakalamak. Geldik 7, 24, 25 üçgenine. Eğer dik kenarlar 7'nin ve 24'ün katıysa hipotenüs daima 25'in katı oluyor. Peki 1 versek 7, 24, 25 üçgeni. 2 için 14, 48, 50. Dediğim gibi bakın bazı sorularda bunların farklı k değerleri ya da n değerleri için üçgen çeşitlerini sorabilirler. Mesela burada n'e kök 5 versem 8 kök 5, 15 kök 5, 17 kök 5. Yani bu değerler de verilebilir. Buradaki n değeri ile de tam sayı olmak zorunda değil. Şimdi gelelim bir diğer aşamaya. Bu özel kenarlı üçgenlerimizde. Bu aşamada da şöyle bir yorum yapacağız sizinle. Mesela öklit bağıntıları dediğimiz bağıntılardan bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ama ondan önce şu özellikten bahsetmekte fayda görüyorum. Şöyle yapalım. Bunu ayrıntılı bir şekilde gösterelim. Diyoruz ki bir dörtgenimiz varsa bir genel dörtgen olsun bu. Bu genel dörtgenin de işte köşegenleri dik kesişiyor olsun. İşte şurası A, B, C, D. Dikkat edin, bu bir A, B, C, D dörtgeni olsun. Şimdi bu şekilde verilebilir. Ya da şu üçgeni adamlar alıp içeri doğru yapıştırıyorlar. Yani bunu şu şekilde de ifade ediyorlar. Bu ABD üçgeni olacak şekilde içeride kalıyor. Şöyle göstereyim. Burası ABD üçgeni. İçeriye katladığımı düşünüyorum. Dikkat edin. Şurada bizim köşegenlerin kesişim noktasıydı. İçeriye katladığım an artık C noktası şuraya taşınacaktır. Ve şöyle bir dörtgenimiz karşı. Yani buna biz konveks dörtgen diyorduk. Bu da konkav bir dörtgendir. Dikkat edin. Aynı özellik burada da geçerli olacak. Yine burası A birimdi. Burası B birimdi. Burası C birimdi. Burası D birimdi. İçeri yapıştırdık yani yapacak bir şey yok. Aynı şekilde iş yapacağız.
Diyoruz ki eğer köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kenarların kareleri toplamı her ikisine geçerli, birbirine eşit olacaktır. Yani a kare artı c kare b kare artı d kare toplamına eşit olmalıdır. Gelelim muhteşem üçlü özelliğine. Şimdi bunu özellikle şöyle vurgulayalım. Muhteşem üçlü. Bu çok önemli bir özelliktir. Çok da kullanacağımız bir özelliktir. Bir dik üçgen verilmişse bize, dik üçgenimizin işte şöyle ABC köşelerini işaretleyelim. Dik üçgenimizin dik köşesinden hipotenüsün tam ortasına bir doğru parçası çekildiğinde bu doğru parçası böldüğü her bir parçaya da eşit olacaktır. Yani diyoruz ki AD uzunluğu eşittir BD uzunluğuna, o da eşittir CD uzunluğunadır diyeceğiz. Muhteşem üçlüyü aradan çıkarmış olduk. Peki yine ara ara belki de iş yapacağımız bir şey ama yine de şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Orta taban özelliği. Orta taban özelliği. Bu orta taban özelliği aslında benzerlik konusunda bunu size anlatmayı düşünüyorduk. Ama burada bazı sorularda karşımıza çıkacağı için burada bahsetmekte fayda görüyorum. Bir üçgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirirseniz, iki kenarın orta noktasını birleştirirseniz oluşan şu DE doğru parçasına biz ABC üçgeninin BC kenarına ait orta taban doğrusu adını veriyoruz. Şimdi orta taban daima alt tabana paraleldir. Kesinlikle bunu vurgulayalım. Yine orta taban uzunluğu A birimse alt taban uzunluğu daima onun iki katı kadardır. 2A kadardır demeliyiz. Şimdi gelelim meşhur Öklit bağıntılarına. Öklit bağıntıları. Şimdi Öklit bağıntıları aslında bu dik üçgen konusunun bel kemiği durumundaki bir bağıntılardır. Şöyle yapıyoruz. Bir dik üçgen çiziyoruz. Dik üçgenimizin işte A köşesi dik olsun. ABC. Dik köşesinden hipotenüse bir dikme indiriyoruz. Bu dikmenin indiği ayağı da D noktası diyelim. Şimdi şöyle diyelim. Şu uzunluk B birim. C'yi gördüğün için burası C olsun. A'yı gördüğü için hipotenüsün tamamı da A birim olsun. Şimdi şu uzunluğa B'de uzunluğa P birim. C'de uzunluğa K birim diyeceğim. Yükseklikte H olsun. Şimdi Öklit'in aslında 4 tane temel bağıntısı var. Bunlar yine benzerlik konusunda işlenecektir bunlar. İspatlar çok rahat bir şekilde yapılabilir. Bu 4 temel bağıntıyı şuraya yazmak istiyorum. Birinci temel bağıntı. Bu en çok kullandığımız temel bağıntıdır. Tabii Öklit bağıntısı nasıl uygulanıyor? Yani arkadaşlar için dikten bir dikme inilmişse. Bakın şart bu. Şöyle diyeceğiz. H kare eşittir. Böldüğü küçük parçaların çarpımı. P çarpı K. İkinci temel bağıntımıza gelelim. B'nin karesi hipotenüsün kendi tarafındaki küçük parçayla hipotenüsün tamamının çarpımı. Yani K çarpı tamamı. P artı K demeyelim de A diyelim. Yine C kare eşittir. Yine aynı şekilde hipotenüsün kendi tarafındaki küçük parçayla hipotenüsün tamamının çarpımı. Yani P çarpı tamamı A olacaktır. Ve son bağıntı şöyle diyeceğiz. Üçgenin alanından geliyor zaten bu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi alan. Yani A çarpı H bölü 2 ya da B çarpı C bölü 2 diyebiliriz. O zaman A çarpı H yani hipotenüs ile ona ait yüksekliğin çarpımı dik kenarların çarpımı kadardır. B çarpı C'ye eşit olmalıdır. Şimdi gelelim bu dik üçgen konusunda bahsetmem gereken son kısma. Özel üçgenlerimiz. Bunlar hangileriydi? Bunlar yine çok önemli. Birincisi işte meşhur 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeni. Şimdi bu üçgen şu şekilde ifade ediliyordu. Bir üçgen çiziyoruz. Ve dik üçgenimizin işte iç açıları 30 derece, 60 derece olsun.
Hipotenüsü 2x olsun. 30'u gören hipotenüsün yarısıdır. 60'ı gören ise bu hipotenüsü gören kenarın yarısının kök uç katıdır. Yani x kök uç kadardır. Bu birincisi. İkincisi şöyle yazalım. İkincisi 45 45 90 üçgeni. Bunu da şöyle ifade edelim. Yine bir dik üçgenimiz mevcut olsun. Dik üçgenimizin işte dik kenarları şöyle diyelim daha doğrusu iç açıları 45'er derece ise yine bunlar Pisagor'dan çok rahat şekilde bulunabilir. Bunlar xx ise eğer hipotenüsümüz daima bunun kök 2 katı kadar oluyor. Geldik 3. özel üçgenimize. 3. özel üçgenimiz de 15 75 90 üçgeni. Bunu hemen şöyle yazalım. 15 75 90 üçgeni. Şimdi bu üçgen önemli bir üçgen. Şöyle ki ben bunun ispatını yapayım burada. Şöyle diyoruz. Bir daha doğrusu iki özelliği vardır 15 75 90 üçgeninin. Her ikisini de burada göstermeye çalışacağım. Birincisi şöyle diyoruz. Şu 15, bu 75 ise eğer. Dik kenarlar arasındaki bağıntıyı araştırıyoruz. Şöyle yapacağız. 75 dereceyi şu küçük açıya göre bölmeye çalışalım. Şuradan bir 15 derece alıyoruz. 15 derece. Şuraya da bir 60 derece kalıyor. 15-15 dış açımızın 30 derece olduğunu göreceğiz. Dikkat edin. Şu üçgen ikizkenar üçgen. Hemen şuraya yapıştıralım. Ve şu üçgene bakın. Bildiğimiz bir üçgen. Hemen sol tarafta gördük 30-60-90 üçgeni. Yine hipotenüsü 2x demek istiyorum. Şu küçük üçgende. Burası da 2x olur. 30'u gören x ise 60'ı gören x kök uçu olacaktır. O zaman bundan sonra şöyle formülize etmeye çalışalım bunu. Büyük üçgene dikkatlice bakın. 15 dereceyi gören kenar eğer x ise 75 dereceyi gören kenar bakın x parantezini aldım. X'in 2 artı kök uç katı kadardır demeliyiz. Gelelim 15-75-90 üçgeninin ikinci özelliğine. İkinci özellik de şu. Eğer dik üçgenin dik açısından yüksek, inen yükseklik h ise hipotenüsün bu h cinsinden değerini bulabilir miyiz? Şimdi şöyle yapacağız. Bir önce muhteşem üçlüden bahsettik. Hemen muhteşem üçlüyü indiriyorum. Bakın muhteşem üçlüyü indirdiğim an ne oluyordu? Şu üç parçanın eşitliğinden bahsediyorduk. Evet. Peki ikizkenar üçgen çıktı karşımıza. Bu da 15 derece oldu. 15-15 dış açımız 30 derece oldu. 30'u gören h ise 90'ı gören 2h demiştik. Bakın özellik aslında karşımıza çıktı. Yani şurada hemen tekrar çizip özetlemeye çalışayım. Bir dik üçgen eğer bu dik üçgen 15-75-90 üçgeni ise ve dik açısından indirilen yükseklik h ise o halde hipotenüsün arkadaşlar 4h olduğunu göreceğiz. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Ve geldik en bela özel üçgenimize. 4. özel üçgenimiz. Bu da 22,5-67,5-90 özel üçgeni. Şimdi bunda yine iki özelliği var. Bunun özelliklerini birini ispat edeceğim. Diğerini direkt artık yukarıdaki ispat biçimiyle siz de yapabilirsiniz. Direkt formülünü yazacağım. Şöyle diyoruz. Bir dik üçgen çizelim yine. Dik üçgenimizin işte kenarları açıları 22,5'a 67,5. Temel mantığı artık umarım anlamışsınızdır. 22,5-67,5. Hemen buradan bir 22,5'luk alacağız. 22,5'luk aldığım an 22,5-22,5 bu açının 45 derece olduğunu göreceğim. O halde tamamı 67,5'tu. Buraya bir 45 derece daha kalacak. Dikkat edin. Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Yine şurada da bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Şöyle diyeceğiz. Bu kenara x birim x birim dersem 90-45-45 üçgeninde hipotenüs x kök 2 oluyordu. O zaman bu da x kök 2 oluyor. O zaman şöyle formülize ediyoruz. Diyoruz ki 22,5 dereceyi gören kenar x birimse 67,5 dereceyi gören kenar x'in 1 artı kök 2 katıdır diyeceğiz. Peki ikinci özelliği nasıl vurgulayabiliriz? Bunu dediğim gibi sizler de yukarıdaki ispat biçimiyle ispatlayabilirsiniz. 22,5-67,5 üçgeninin
dik açısından bir haş yüksekliği indirilirse acaba hipotenüs haş cinsinden nedir? Bunu da hemen ben formülünü yazmak istiyorum. 2 kök 2 katı kadardır demeliyiz. Bunun ispatını dediğim gibi sizler de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Gelelim sorularımızın çözümüne. Çözeceğimiz bu 10 soru arkadaşlar lütfen siz de çözerken ben çözmeden önce bir kağıda çizip bir uğraşmaya çalışın. Şöyle ki mesela ilk sorumuzu hemen çözmeye çalışıyorum. Eşit uzunluklar verilmiş. İşte dik üçgen 5 birime 7 birim. Bizden eşit uzunlukların değerini istiyor. Gelin bu eşit uzunluklara x birim diyelim hemen. Şu AB uzunluğuna da y birim diyorum. Dikkat edin karşımıza iki tane dik üçgen çıkıyor. Birincisi ABD üçgeni, ikincisi ABC üçgeni. Hemen ABD üçgeninde bir Pisagor teoremi uygulamak istiyorum. Şimdi Pisagor teoremi uygularsak ne olacak? X kare artı y kare, x kare artı y karenin aslında 25 olduğunu göreceğiz. Yine ABC üçgeninde uygularsak, ABC üçgeninde uygularsak bu kez de y kare artı dikkat edin 2x'in karesi yani 4x karenin 49 olduğunu göreceğiz. Şimdi hemen bunları taraf tarafa çıkarırsak yani şöyle diyeyim şuraya yazayım. Y kare artı 4x kare eşittir 49 demiştik. Y kare artı x karenin de 25 olduğunu söylemiştik. Bunları birbirine taraf tarafa çıkarıyorum. Kaldı 3x kare eşittir. Ne oldu? 24. X karenin 8 olduğunu gördük. O halde x eşittir 2 kök 2. Bu da bizim aradığımız kenar uzunluğudur. İkinci sorumuz biraz daha farklı bir soru. Hatta zor sınıfına girebilecek bir soru tarzı bu. Bir ABCD dörtgeni verilmiş. A açısı 90 derece, C açısı 90 derece. DE uzunluğu ile AD uzunluğu da eşit verilmiş. Eşit uzunlukları gördüğüm an hemen eşit harflemeyi yapacağım. A dedim buralara. Şimdi burada bir dik üçgen daha var. Küçük bir üçgen. Gelin buraya da B diyelim. O zaman ben önce CDE üçgeninde bir Pisagor teoremi uygulamak istiyorum. CDE üçgeninde bir Pisagor teoremi uygulamak istiyorum. Ne olur? A kare eşittir B kare artı 64. Yani 8'in karesi. Peki. Şimdi BD'yi de birleştirseydim karşıma iki tane daha dik üçgen çıkacaktı. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Önce BCD üçgeninde uygulamak istiyorum. BCD üçgeninde Pisagor teoremi uygulayalım. B kare artı onun karesi. Şöyle diyelim hatta. BD'nin karesi eşittir. B kare artı onun karesi 100. Bunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde ABD üçgeninde uygularsam. ABD üçgeninde uygularsam. Yine BD kare dikkat edin. Eşittir. X kare artı A karedir. Peki. Şimdi ben şöyle bir şey yapabilirim. B kare gördüğüm yere şu üstteki denklemde B kare gördüğüm yere A kare eksi 64 yazabilirim. Şurada yerine yazıyorum. Dikkat edin. BD'nin karesi aslında A kare eksi 64 artı 100'dür. Ya da zaten BD'nin karesi X kare artı A kare eşitti. Bu eşitlemeyi yaparsam bakın şu ikisini eşitledim. A karelerin gittiğini göreceğim. Yani x kare dediğim şey 36'dır. X dediğim şey 6 birimden başka bir şey değildir. Üçüncü sorumuza gelelim. AB uzunluğu 6 birim. BD uzunluğu 4 birim. AC uzunluğu 9 birim verilmiş. Burada bir de farklı bir şey. EC uzunluğu BN'in 2 katı verilmiş. Yani ben bu uzunluğu hemen M2M diye yazayım. Aslında M2M'i bulabilirim. Pisagor teoreminden bulabilirim. Ama gerek yok. Yani çünkü bize bambaşka bir şey istiyor bizden. Şimdi bazı arkadaşlarımız hemen Pisagor teoreminden M'i bulup işte bu açının kosinüsünü bilip kosinüs teoremi uygulayabilir BD üçgeninde. Bu bir yol. Ama tabii her zaman bu yol bu şekilde size çözüm getirmeyebilir. Ya da daha doğrusu şöyle diyeyim. Bu yolla böyle sağlam çözüme gidemeyebilirsiniz. Daha güzel bir cümle oldu bu. Şöyle diyelim. M2M verilmişse geometride verilen oranlar kullanılmalıdır.
Yani bize verilen M'yi kemi kullanmak istiyorum. Hemen buradan bir paralel çekiyorum. Dikkat edin. Paralel çektiğim an A açısı 90 olduğu için burası 90 oldu. Bu noktaya K noktası demek istiyorum. Şimdi Thales bize ne demişti? Kenarlar M2M biçiminde ayrılmışsa paralel doğru tarafından, diğer tarafta da 2'ye 1'e 2 şeklinde bölünmeli. 6'yı 1'e 2 şeklinde bölersem buraya 2 birim, buraya 4 birim kalacaktır. Peki, yine Thales teoremini uygulamak istiyorum. Bu KE uzunluğunu bulabilir miyiz? Hemen uyguluyorum. 2'nin 6'ya oranı. 2'nin 6'ya oranı. X'in 9 oranı. Buradan X'in 3 olduğunu göreceğiz. Şey, pardon, X demeyelim buna. Buna Y diyelim. Karışmasın. Şuraya Y desek Y'nin 3 olduğunu göreceğiz. Peki Y 3 bulunduktan sonra artık biz sonuca ulaşabiliriz. KDE üçgenine dikkat edin. KDE üçgenine hemen yoğunlaşırsak. KDE üçgeninde kenarları biliyorum. X'in karesi eşittir 6'nın karesi 3'ün karesi. Buradan x kare 45, yani x eşittir 3 kök 5 çıkacaktır. Dönüş sorumuzda yine bir ABC üçgeni. Bu kez de AB ile AD eşit verilmiş. Yani burada bir ikizkenar üçgen verilmiş. Şimdi şöyle yapacağız. Bizden CD uzunluğunu istiyor. İkizkenar üçgen görüp de dikme indirmeyen bizden değildir. Mantığıyla yaklaşırsak hemen şuradan dayanamayıp bir dikme indiriyoruz. ABD üçgenine bakarsanız bu 8'i 4 4 ayırmalıdır. 4 4 ayırdı. Peki artık Öklit bağıntısını uygulayabiliriz. Ne demiştik Öklit'te? Dikten bir dikme iniyorsun. Evet. Tamam. Bir dikme inmiş. Tamamen şart sağlanıyor. Hemen diyeceğim ki 6'nın karesi eşittir. Yanındaki parça x artı 4 çarpı hipotenüsün tamamı x artı 8. Karşımıza iki nereden bir denklem çıkacak. 36 eşittir. Bunu dağıtıyorum. X kare artı işte 12x artı 32 olacak. Buradan da ne oldu? X kare artı 12x eksi 36'yı bu tarafa alsak eksi 4 oldu. Eşittir 0. Bu denklemde kök çıkar mı o da? Ayrı bir dert ya. Bakalım. Hemen bir şöyle yapalım. X kare artı 12x artı 36. Her tarafı 36 ekliyorum. 36 ekledim. Yani şurası aslında ne oldu? Eşittir 40 oldu değil mi? Bu şekilde yazabiliriz. Eşittir 40 oldu. Bunu bu tarafa alsam eksi 4. Evet, değişen bir şey yok. Burası da x artı 6'nın karesi eşittir 40 oldu. Yani x artı 6'yı kök 40. Yani 2 kök 10 bulduk. Ne saçma sapan bir sayı geldiyse. X eşittir. Bu durumda 2 kök 10 eksi 6 olacaktır. Geldik 5. soruya. 5. sorumuz Öklit bağıntılarıyla ilgili belki de en güzel soru tiplerinden biridir. Şimdi bir ABC üçgeni verilmiş. İşte B açısından bir dikme inilmiş. Sonra AFE üçgenine dikkat edin. Bu da dik üçgen. Şimdi DF ile FB eşit verilmiş. DE uzunluğu 6 santim. EC eşittir x kaç santim denilmiş. Yani hiçbir şey yok gibi görünüyor ama şöyle yapacağız. Zaten geometri bu. Verileri kullanma sanatı aslında. Şimdi ben bu uzunluğa A birim. A birim. Çünkü eşit değerler yazmalıyım. Şu uzunluğa da Y diyelim. O zaman küçük üçgende AFE üçgeninde bir Öklit uyguluyorum. Birinci Öklit teoremi hatırlayın. A kare eşittir 6y. A kare eşittir 6y oldu. Şimdi en büyük üçgene bakıyorum bir de. Yani ABC üçgeninde de bir Öklit uygulayacağım. Bu kez dikkat edin. Dikme 2a uzunluğunda. Yani 2a'nın karesi 4a karedir. Y çarpı 6 artı x'tir. Şu şekilde yazalım. Yine Öklit'i uyguladım. A kare gördüğüm yere 6y yazdım. Yani 24y eşittir y çarpı 6 artı x. Y'ler gitti. 24 eşittir 6 artı x. O halde x uzunluğunun 18 birim çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Altıncı sorumuzda bu kez artık özel açılı üçgenlere geçmeye başladık. Verilen bilgi de ABC üçgeni işte. AD uzunluğu 2 kök 2 verilmiş. AB uzunluğu kök 5. Burada bir 135 derece verilmiş. AC uzunluğu x'in değerini bizden istiyor. Şimdi bakın 135 ise o zaman buraya bir 45 derecelik açı kalacak. Yapacağımız şey 45'i gördüğümüz an dikme indirmek. Buradan bir dikme indirelim.
indirdiğim an hipotenüs 2 kök 2 olduğu için bu yüksekliklerin, daha doğrusu dik kenarların 2 2 olduğunu hemen kestirebiliriz. Peki şu noktaya H noktası desem, artık bu üçgende Pisagor teoremi uygulayabilirim. Yani kök 5'in karesi 5, 4 çıktı. Burasının BH'nin 1 olduğunu hemen saptayabiliriz. Peki şimdi acaba CD uzunluğunu bulabilir miyiz? Çünkü CD uzunluğunu bulabilirsek buradan belki bir öklitten hareketle X'e ulaşabilirim. Hemen uyguluyorum. Kök 5'in karesi eşittir 1 çarpı tamamı. 1 çarpı tamamı ne? 3 artı A. Bu 5'tir. 3 artı A daha. Buradan A'nın 2 çıktığını göreceğiz. Peki dikkat edin. Buradan A'yı 2 bulduk. Aynı şekilde yine büyük üçgende bir kez daha öklit uygulayacağım. X'in karesi 4 çarpı tamamı olacak. 4 çarpı 5 yani. Buradan x kare 20 ise x eşittir 2 kök 5 birim çıkar. 7. sorumuz da yine işte özel açılı üçgenlere devam edeceğiz. 30 derecelik bir açı verilmiş. ACD üçgeni bu kez dik üçgen. Dikkat edin. 90 derece burada. 30 derece 5 birim 8 birim verilmiş. Bizden x uzunluğunu istiyor. Şimdi izleyeceğimiz yöntem şu. 30'u gördük. Hemen karşısına bir dikme indirelim. Şimdi bu noktaya H noktası diyorum. ABH üçgeninde 30'u gören hipotenüsün yarısıdır. 4. Dikkat edin. Şu üçgen artık özel bir üçgendir. Bu da 3, 4, 5 üçgenimizdir. Şimdi hemen ACD üçgenine yoğunlaşmak istiyorum. ACD üçgenine yoğunlaşırsak şu aslında x uzunluğuna ulaşabiliriz. Şöyle yapalım. Aslında bu soruyu trigonometrik basit bir bilgiyle hemen çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Hemen şu açıya ben alfa demek istiyorum. Gayet bir şekilde çıkacak. Mesela tanjant alfa değerinin karşı bölü komşudan 4 bölü 3 olduğunu biliyoruz bu üçgende. Peki ACD üçgenine bakarsanız tanjant karşı bölü komşu x bölü 5'tir aslında. Hiç öklite falan gerek kalmadı, dikkat edin. X uzunluğunun 20 bölü 3 santim olduğunu söyleyebiliriz. Peki geldik 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuz biraz daha farklı bir soru. Daha hoş bir soru aslında. Bir 90 derece verilmiş ABC üçgeninde A açısını. Aynı zamanda B ve C açılarının açıortayları çizilmiş. Ve açıortayları D noktasında kesişmiş. Buraya kadar çizmişler. AB uzunluğu 3 kök 6, BD uzunluğu 6, DC uzunluğu da 3 kök 2 verilmiş. Şimdi bizden x uzunluğunu istiyor. İzleyeceğimiz yöntem şu. Şimdi ben hani formül kullanmak babında buraya alfa alfa desem, teta teta desem, 2 alfa ile 2 tetanın toplamının, şuraya yazalım, 2 alfa artı 2 tetanın 90 olduğunu biliyorum. Buradan alfa artı tetanın 45 olduğunu göreceğim. Alfa artı teta 45 ise o zaman buraya bir 135 derecelik açı kalacak. Evet, bunu saptadık. Şimdi 135 derece görüyorsam artık bir şeylere ulaşabilirim. Yani şöyle diyeyim, 135'ten bütünlerinin 45 olduğunu biliyoruz ya. Ben şu BD uzunluğunu uzatmak istiyorum. Ama nereye kadar gittiğini bilmiyorum. Bir şekilde gitsin. 45 derecelik bir açı yakalayacağım. Ve dikkat edin, 45'i gördüğümüz zaman bir dikme indirebiliriz. Bu dikmeyi şuraya indireyim. Bu noktaya T noktası diyeyim. Dikkat edin. Ben hani bu alfa açısının 45'ten kesin küçük olduğunu biliyorum. Bu açı kesin 45'ten küçüktür. Keza mesela 50 derece olsaydı bu açı 90'dan küçük olacaktı. Yani o zaman T noktası dışarı bir yere taşıyacaktır. O halde hipotenüs 3 kök 2 ise dik kenarların üçer birim olduğunu saptayabiliriz. Yine bir Pisagor teoremi uygularsam TBC üçgeninde 3'ün karesi artı 9'un karesi eşittir BC'nin karesi. Peki aynı zamanda bu BC'nin karesi ABC üçgeninde Pisagor uygulandığında BC'nin karesi 3 kök 6'nın karesi artı AC'nin karesidir. Yani X'in karesidir diyebiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Peki ne oldu? 90 birim aslında ne eşit oldu? 54 artı X kare eşit oldu. Yani X kare eşittir 36, X eşittir 6 çıkacaktır. 9. soru benim bu dik üçgenle ilgili en sevdiğim soru tiplerinden biri. Şimdi böyle bir saçma sapan bir şekil verilmiş.
bu saçma sapan şekilden bambaşka bir uzunluğa geçmemiz, yani AB uzunluğunu bulmamızı istiyorlar bize. Şimdi ben bu tarz soruları çözerken şu AE, DE ve DC doğru parçalar, dikkat edin. Yani şu AB ile BC hariç şu doğru parçalarına bir yoğunlaşmak istiyorum. Şöyle yapayım. Burası 4 birim. Bir kez daha çizmek istiyorum. Burası 2 kök 2 birim. Ve de burası 6 birim diye verilmiş bize. Hatta şu uzun şu nokta A'ydı. Şurası da C'ydi. Şöyle yapıyorum. Acaba şu AC uzunluğunu bulabilir miyiz? Hemen bunu dik üçgene tamamlarsam. Dikkat edin. Burası 2 kök 2. Burası 4. Evet, bulabilirim. Hemen şöyle diyorum. AC'nin karesi aslında 2 kök 2'nin karesiyle onun karesinin toplamı. Yani aslında AC'nin karesi buradan 108 çıkacak. Peki AC'yi bulduk. Yani ben şöyle diyorum. Aslında şu üçgende ben ABC üçgeninin hipotenüsünü bulmuş oldum. Değil mi? Hemen uyguluyorum. ABC üçgeninde bu kez uygulayacağım. Oluşturdum ABC üçgeninde. X'in karesi artı 6 kök 2'nin karesi eşittir AC'nin karesi. Şöyle diyelim. AC'nin karesi diyelim. X'in karesi artı 72. AC'nin karesi de 108 zaten. 36 kaldı. X eşittir. Buradan 6 çıkacaktır. Gelelim bu konunun son sorusuna. Şimdi son sorumuz da yine işte böyle aslında kaçıncı soruyu andırıyor? Çözdüğüm 8. soruyu kısmen andıran bir soru tarzı. Şöyle yapacağız. AB eşittir BD eşittir BC denmiş. 3'e 3 kök 2 verilmiş. Bizden eşit uzunlukları istiyor. Şimdi şöyle diyeyim. İkizkenar üçgenler var. Buraya alfa alfa demek istiyorum. Buraya teta teta demek istiyorum. O halde 2 alfa, 2 teta ve 90. Bakın. 2 alfa, 2 teta ve 90. Bu toplamın 360 olduğunu, yani dörtgen içeşer toplamının 360 olduğunu biliyorsak diyebiliriz. O zaman 2 alfa ile 2 teta'nın toplamının 270, alfa ile teta'nın toplamının da 135 derece olduğunu söyleyeceğiz. Buradan alfa artı teta'yı 135 bulacağız. Peki, gelelim asıl önemli konuya. Şimdi buradan nasıl bir sonucu, yani şu açıyı 135 bulduysak şöyle yapacağız. Yine bir önceki yaptığım sorudaki gibi şurayı uzatacağım. Uzattığım an bu açının 45 derece olduğunu görüyorum. Ve buradan şöyle bir dikme indirmek istiyorum. Bu noktaya T diyeceğim yine. Ve karşımıza buradan 45-45-90 üçgeni çıktı. Hipotenüsü 3 kök 2 olan bir üçgen. O zaman bunlar üçer birimdir. Kesinlikle. Peki benden şu x uzunluğunu istiyor aslında. Hemen aslında ABCT dörtgeninde şu köşegeni çekmek istiyorum. Bu köşegen Pisagor teoremiyle bulunabilir. Yani AC'nin karesi aslında 3'ün karesi 6'nın karesidir. Ya da AC'nin karesi ABC üçgenine bakarsanız X'in karesi ile X'in karesinin toplamıdır. Yani 45 eşittir 2 tane X kare. X kare eşittir 45 bölü 2 oldu. Yani X eşittir o zaman kök içinde 45 bölü kök içinde 2. Bunu kök 2 ile genişletirseniz kök 90 bölü 2 olur. Ya da kök 90 3 kök 10 bölü 2 çıkacaktır.